Neresindir Jüvey Duran'ın bey babası? Merhaba arkadaşlar. Türk Dünyası, Türk Tarihi kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed Fatih Genç. 9. yüzyılın sonlarında doğdu. Karahanlı hükümdarı Bezir Arslan Han'ın oğludur. Adı kaynaklarda Satuk, Satık, Şepk ve Çanak olarak geçmekte. Bugünkü Uygur Türkçesinde Sutuk veya Satuk şeklinde kullanılmaktadır. Deve aygırı anlamına gelen Buğra ünvanının 8. yüzyılın ilk yarısından itibaren Kaşgar'ın batısında Fergane ve çevresinde Göktürklerin varisleri tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Satuk'un doğduğu yıllarda babası Bezir Arslan Han, Uygurların yıkılmasının, ardından bazı boyların Karahanlı topraklarına göç etmesini süregelen etkileriyle ve ülkede boylar arasında yurt tutmak için girişilen iç kavgalarla uğraşmaktaydı. Talas'ta bulunan kardeşi Kadir Han, ülkenin batısından sorumlu hanedan mensubu olarak Samanilerle ilişkiler düzenliyor. Samani emiri İsmail Ahmet karşısında yenilgiye uğrayıp Kaşgar tarafına çekilen Kadir Han, Samanilerle mücadeleyi buradan yönetmeye başladı. 904 yılında Samanilerin denetimindeki Mavera-ün-Nehir'in bir intikam seferi düzenledi. Bu dönemde Samanilerin iç meselelerinden yararlanma düşüncesiyle Samani ailesine mensup Ebu Nasır Mansur'un iltica talebini kabul ederek kendisine Kaşgar yakınlarında Artuş beldesini tahsis etti. Bezir Arslan Han'ın 915 ve 16 yılı civarında ölümü ve Balasagun'da Karahanlı tahtına 2. Arslan Han'ın çıkması üzerine Satuk annesiyle birlikte Kaşgar'a gidip amcası Kadir Han oğulçağa sığınmak zorunda kaldı. Amcası adına vergi tahsil etmek üzere Kaşgar yakınlarındaki Artuş'a giden Satuk, burada tezkeriye Satuk Buğra Han'dan kuvvetli bir alim ve üveysi bir kutup olarak tanıtılan Ebu Nasır Mansur ile tanıştı. Ebu Nasır'ın inşa ettiği caminin etrafında oluşan bu küçük ticaret şehrinde namaz kılanları görünce İslam hakkında ilk bilgileri Ebu Nasır'dan aldı. Onun ve Nişaburlu Ebul Hasan Muhammed Süfyan el-Kelemati gibi alim ve sufilerin telkinleri sonucunda Müslüman oldu. İbnül Esir bir gece rüyasında gökten inen bir kişinin ona Türkçe olarak Müslüman ol ki dünyada ve ahirette esenlik bulasın dediğini ve sabah olunca Müslümanlığı kabul ettiğini herkese açıkladığını kaydeder. Tarih-i Kaşgar ve Tezkeriye Satuk Buğra Han'da yer alan Menkıbevi kayıtlara göre Satuk 12 yaşında Müslüman olmuş, İslam'ı öğrenip hanedan mensuplarını gizlice İslam'a davet etmiş, 25 yaşına geldiğinde amcası Kadir Han oğulçağı, Tezkeriye göre üvey babası Harun Buğra Han, karşı mücadeleye girişip Kaşgar'ı ele geçirmiştir. Ancak Satuk'un böyle bir girişimi gerçekleştirmek için 12 yıl beklemesi ve bunu Kadir Han oğulçaktan gizleyebilmesi pek mümkün görünmemektedir. Mücahit ve Gazi ünvanlarıyla anılan Satuk'un Müslümanlığı kabulü Türk İslam tarihinde bir dönüm noktası olmuştur. 920 yılında 932, 940 veya 945 yılları olarak da rivayet edilir. Gerçekleşen bu olayın ardından Abdülkerim adını alan Satuk, amcası Kadir Han ile mücadeleye girişerek İslamiyet'in Karahanlıların batıdaki topraklarında yayılması için çalıştı. Bu amaçla Müslüman olmayan Türklerle uzun süre mücadele etti Satuk. Fergana gazilerinin ve kendisi gibi Müslüman olan bazı hanedan mensuplarının desteğiyle Tabkaç Balık ve Atbaşı'nı ardından Kaşgar'ı ele geçirdi ve amcasını bertaraf ederek Buğra Han ünvanını aldı. Satuk Buğra Han'ın Kaşgar'ın fethinden sonra aynı zamanda Kara Hakan ünvanını kullanması, Hakanlığın merkezi Balasagun'u da ele geçirdiğini göstermektedir. Bununla birlikte bazı kaynaklarda onun Karahan ünvanıyla anılması, yeni Müslüman hanedanının ilk atası ve en yaşlısı olmasıyla izah edilmektedir. İslam kaynaklarında Karahanlıların merkezi Balasagun'da, başta olmak üzere ülkenin doğusunda olup bitenleri aydınlatacak bir bilgiye rastlanmamaktadır. Tezkire-i Satuk Buğra Han'da yer alan bu konudaki bilgiler efsanevi niteliktedir. Onun doğudaki askeri faaliyetlerini Hoten, Isık Gölü doğu kıyıları ve Balasagun çizgisi olarak belirlemek mümkündür. 921-22 yılında Cürcan valisi Leyla Numan Eddeylemi'ye karşı Samani hükümdarına yardıma giden ve onu Sekke denilen mevkide saklandığı bir evde yakalayıp Samanilere teslim eden Buğra, muhtemelen Satuk Buğra Han ile aynı kişidir. Samani hükümdarı Nasır Ahmet'in amcazadesi İlyas, İshak, Ahmet onun hakanlığını tanımayarak isyan etti
ve yenilerek Satık Buğra Han'ın yönetimindeki Kaşgar'a sığındı. Ebu Nasır'dan sonra Karahanlılara sığınan ikinci şehzade olan İlyas, Kaşgar'da muhtemelen Sato'a tabi olan Togan Tegin tarafından iyi karşılandı ve iki taraf arasında akrabalık bağı kuruldu. Ardından İlyas, Mavera Ünnehir'de bir sefer düzenledi ancak başarılı olamayıp tekrar Kaşgar'a çekildi. Bir süre sonra Samaniler tarafından ikna edildi ve Buhara'ya döndü. 955 yılında vefat edip Artuc'a defnedilen Satuk Buğra Han'ın kabri hala ziyaretgâhtır. Birbirleriyle mücadele halinde olan Türk boylarını tek bir çatı altında toplamayı, Kara Hakan ünvanını kullanarak Balasagun iktidarını ele geçirmeyi, Hoten ve Isık Gölü doğu kıyısında Müslüman olmayan unsurlarla mücadeleyi sürdürmeyi, batıda Samanilerle siyasi ittifaklar kurmayı hedefleyen Satuk Buğra Han'ın bu hedeflerinin önemli bir kısmını gerçekleştirdiği söylenebilir. Satuk Buğra Han'ın kişiliği, İslam dininin kabulünü ve İslamiyet'i yaymak için gösterdiği fedakarlıklarla kerametlerini anlatan menakıbname mahiyetindeki Tezkeriye Satuk Buğra Han, İslami dönem Türk destanlarının en meşhurlarındandır. 9. ve 10. yüzyıllarda ortaya çıktığı anlaşılan bu mensur eserde, Satuk Buğra Han'ın Hazreti Peygamber'le Miraç'ta karşılaşması, daha sonra dünyaya gelmesi ve o esnada gerçekleşen mucizevi olaylar, ardından Müslüman oluşu, İslamiyet'i yayışı ve Karahanlıların kafirler karşısında kazandığı başarılar anlatılır. Arapça ve Farsça kelimelerin de yer aldığı destanda sade bir dil kullanılmıştır. İslami Türk destanları ile eski Türk destanlarının 40 arkadaş, at, av, mukaddes ihtiyar, mukaddes çocuk, mukaddes ışık gibi ortak kavramların yer aldığı eserde Türk tarihi ile İslam inanışları mankibevi tarzda birleştirilmiştir. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videolarımdan haberdar olmak ve bana destek olmak için videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Lütfen bildirim zilini açmayı da unutmayınız. Esen kalın.